Merhabalar, ben Buse. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisiyim. Bir önceki videolarımı izlediyseniz eğer, Hollanda'da Erasmus Öğrenim Hareketliliği programı ile 6 ay süreyle eğitim gördüğümü biliyorsunuzdur. Bugünkü videomuzun konsepti çok daha farklı bir konu. Ama benzer bir konu aslında. Şu anda da Erasmus Staj Hareketliliği programı ile Almanya'nın Münih şehrinde stajımı gerçekleştiriyorum. Bu süreç 2,5 ay olacak. Bir ayını tamamladım sayılır. Kalan 1,5 ayını da sizlerle daha alıştıktan sonra paylaşmak istedim. Daha detaylı videoların geleceğini söylemek istiyorum. Ama bu demek değil ki Hollanda videoları bitti. Hayır, ona da devam edeceğim. Oradaki bilgilerimi de sizlere aktarmak istiyorum. Sorularınız oluyor, onları görüyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Unuttuğum olursa lütfen tekrar yazabilirsiniz. Bazen atlayabiliyorum. Onlarla ilgili başka video çekmemi istediğiniz konular varsa mutlaka paylaşabilirsiniz. Ben bunları önemseyip devamını getirmeyi istiyorum. Şimdiden de teşekkür ederim katkılarınız için. Evet, bugün dediğim gibi Almanya'nın Münih şehrindeyim. Bu 2,5 ay süreyle daha doğrusu. Ve bu aşamaya nasıl geldiğimi, nasıl stajımı bulduğumu, nerede kaldığımı, nasıl bir yerde kaldığımı, Münih'teki yaşam hakkında bilgiler ve toplu taşıma olsun, Hollanda ile Almanya'nın farkı olsun ve genel Almanya hakkında bilgiler vermek istiyorum sizlere. Aynı zamanda fizyoterapi bölümü öğrencileri izliyorsa eğer benim, Almanya'daki fizyoterapi eğitimini, çalışma şartlarını, klinikleri ve Almanya ile Hollanda'daki fizyoterapinin farklarından da bahsetmek istiyorum. Bu videolar tabii ki sizin talepleriniz doğrultusunda gelecek. Bu sebeple hani benim bu konu çok ilgimi çekiyor veya bu konuyla ilgili bir videoya gerek yok gibi yorumlar yaparsanız eğer dikkate alıp öyle devam etmeyi isterim. Bugünkü videomuzun konusu da aslında Almanya'nın Münih şehrinde nasıl bir ev bulduğum olacak. Çünkü daha önceden araştırma yaptıysanız veya fikir sahibiyseniz Almanya'da, özellikle Münih'te ev bulmak çok zor. Tamam, Hollanda da çok zordu. Hollanda yani ayrı bir zorluk seviyesindeydi ama ben okulum yardımcı olmuştu. Dolayısıyla o gerçekten hayata atılıp bir yurt bulma tecrübem olmamıştı. Sadece sizinle bulduğum yurdu paylaşmıştım ve konseptleri paylaşmıştım. Ama şu anki vizyonda maalesef zorluklar yaşadım Almanya'da ev bulurken. Çünkü klinik, yani stajımı yaptığım yer bana yardımcı olmuyor ev bulmakta. Haklı olarak, çünkü yapabilecekleri bir şey yok. Sadece fikir verebilirler. Dolayısıyla ben nasıl buldum ve nasıl bir yerde kalıyorum bundan bahsedeceğim. O zaman çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Aslında benim Münih'e gelme işlemlerim Ocak ayı gibi belli olmaya başlamıştı. Ama netleşmesi Nisan Mayıs'ı bulup vize işlemleriyle beraber benim ev araştırmam Haziran ayını bulmuştu. Dolayısıyla Haziran ayında hızlı bir şekilde ev bulmaya çabaladım. Ev bulmaya araştırmalarına başladım. Bunda da benim Münih'te okuyan bir arkadaşım var uzun zamandır. Kendisinin bana katkısı oldu. Çok teşekkür ediyorum buradan da. Bu sayede benim biraz daha güvenim oldu burada ev bulurken. Daha rahat hissettim. Aynı zamanda nasıl ve nereden ev araştırmam gerektiğini öğrenmiş oldum. Türklerin olduğu, Türk öğrencilerin olduğu ve yurtlarını kiraya vermek istedikleri veya evlerini bazı sosyal medya grupları varmış. Ben de oradan son dakika, son Haziran ayında bir ay kala ev araştırmaya başladım. Ve sonunda çok araştırdım, gerçekten çok araştırdım ve görüntülü bir şekilde bazen konuştuk kişilerle. Sonucunda da bir tane yerle anlaştık. Kafama çok yattı, uygun da her şey ve kendisiyle çok güzel anlaştık. İş yerime olan konumu çok güzeldi yurdum. Belki kirası bir tık pahalı olabilirdi. Ama yani kiranın pahalılığı da buradaki konsepte gayet hak ettiği gibi bir fiyat. Çünkü Münih'te evler çok pahalı. Ortak alanlar olan evler bile çok pahalı. Dolayısıyla benim için en uygun olan evi sonunda kiralayabildim. Kiram 970 euro aylık. Ama yurt gibi bir yerde kalıyorum. Ama 20 metrekare mutfağı, banyosu, balkonu ve oda bana ait tamamen. Başka biriyle ortak olarak kullanmıyorum. Yurdun kendi ortak alanları var. Sinema salonu, kütüphane, ders çalışma alanı, kafeterya, lobi ve spor salonu gibi. Bunların hepsi bu fiyatın içerisinde. Aynı zamanda elektrik, doğalgaz ve su gibi ücretler de bu kiranın içerisinde yer alıyor. Genel olarak konseptinden genel olarak çok fazla bahsedebileceğim bir konsept de yok aslında. Size videoyla göstermek istiyorum. Orada da anlatacağım detaylı olarak.
Ama Almanya'da ev kiralarken veya yurt kiralarken bilmeniz gereken en önemli ve hassas konu bence depozito olayı. Çünkü mutlaka depozito ödemeniz gerekiyor ev kiralarken. Çünkü anahtar burada kaybolduğu zaman çok ciddi bir şekilde ceza geliyor size. Ödemek zorunda kalıyorsunuz ve kopyalamak yasak anahtarı. Mesela evde unuttunuz, bir ceza geliyor. Hani giremiyorsunuz çünkü. Çizingi çağırmak çok ciddi bir sıkıntı ve masraf. Dolayısıyla depozito almak istiyorlar evde en ufak bir hasar olursa diye. Ve bu depozito işlemlerini uzaktan online olarak gönderdiğiniz için çok güvenli olmuyor. Bu yüzden hani içinize sinen bir yer olması lazım ve anlaştığınız bir yer olması lazım ve biraz risk almayı göze almalısınız. Eğer hiç risk almadan ben geleceğim derseniz çok üzgünüm ama maalesef pek mümkün olmuyor bu. Yani belki şansınız güzel ilerleyebilir, benim şansıma güzel ilerledi. Ama her zaman bir tehlikeli yol olduğunu size hatırlatmak istiyorum bu konuda, eğer yardımcı olacak biri yoksa size. Ama sonuçta bir şekilde halledebileceğiniz bir durum. Yani bunun yüzünden gelmemezlik yapmanızı tabii ki de önermem. Ben de risk aldım ve geldim. O zaman çok fazla uzatmak da istemiyorum. Videonun içerisinde size zaten konuşuyor olacağım. Evin konsepti hakkında da detaylı bilgileri veriyor olacağım. O zaman videodan sonra görüşmek üzere. Evet, şu an burası yurdun ana girişi oluyor aslında. Ağaçların olduğu yeşil bir girişi var. Sol tarafta gördüğünüz, yani burası çöp bidonlarının olduğu, çöplerimizi attığımız yer ve genelde kilitli oluyor. Çünkü dışarıdan kişiler dağıtabiliyor. Az önce gördüğünüz büro ve burası da posta kutularının olduğu yer. Bir sürü posta kutusu var. Döndüğüm zaman yine var. Yani kargolar, gelecek yemekler falan oradan alınabiliyor. Burası ana girişi. Daha demin o kısaca gösterdiğim büronun olduğu yer ve çıkış. 3 tane asansör var, 4 tane de ortak alan var. Biri spor salonu, biri televizyon odası. Bir tanesi ders çalışma alanı, şimdi göstereceğim. Diğeri de ortak alan kafeterya. Daha demin gösterdiğim ortak çalışma alanı. Bir ders yaşamcı olduğu için rahatsız etmek istemedim. Şimdi kafeteryayı göstereceğim. Evet, binada 3 tane asansör vardı dediğim gibi. Biri burada, burası koridorumuz, diğer asansör burada ve 3. asansör de daha demin gördüğünüz kısımlarda merdivenin hemen yanında bulunuyor. Aynı zamanda 2 ya da 3 tane de merdiven var, daha demin gösterdiğim gibi büyük. Ve binanın da dıştan 3 tane girişi var. Biri en dışta, diğeri ortada, diğeri de diğer tarafta. Burası da spor salonumuz, küçük bir spor salonu var. Bisikletler var kullanabilmek için, masa tenisi oynanabiliyor. Aynı zamanda şimdi döndüğüm zaman göreceksiniz, kürek için rowing makinesi var, pilates topları var. Bu solda da normalde vardı ama şu an galiba biri kullanıyor, biri almış. Sonrasında böyle bir ekipmanlar var. Güzel dekore edilmiş bir spor salonu var. Küçük ama işe yarayacak, kendi gündelik sporunuzu yapmanız için gayet yeterli bir spor salonu var. Evet, burası da son ortak alan aslında. 4. veya 5. oluyor en alttaki lobiyle beraber. Televizyon odası, koltuklar var keyifli vakit geçirmek için.
Burada da bir tane televizyon var. Aynı zamanda PlayStation oynanabiliyor. Bunun konsollarını da aşağıdaki lobiden, çalışan kişilerden alabiliyorsunuz. Ve Langert oynamak için burada yer var. Birkaç oyun oynanabiliyor. Bazen bridge için iskembe kağıtları da olabiliyor. Böyle keyifli bir alan aslında. Evet, burası da benim odam. Daha demin gördüğünüz koridordan geçerek odama geliyoruz. Girdikten sonra böyle bir alan oluyor. Bu taraf lavabo. Tuvalet gayet yeterli büyüklükte. Duş alınan yerde, banyoda gayet güzel. Sadece tek bir sorun var. Küvet çok alçak olduğu için sürekli su taşmasını yaşıyoruz. Böyle bir sıkıntısı var ama onun dışında gayet yeterli bir banyo. Burası giriş. Burada temizlik malzemelerimi yerleştirdim. Ayakkabılar var. Ve ilerlediğim zaman burada kıyafetlerimi koyduğum büyük bir dolap var. 20 metrekarelik yer. Aynı zamanda mutfağı da bu şekilde. Şurada buzdolabı var. Fırınımız var. Dolaplarımız var. Ocak ve musluğun olduğu bir yıkama yeri var. Böyle bir çalışma masası var. Yatağım burada. Ve bir tane de balkonumuz var. Yan tarafta ayıran bir bölme de var. Yan tarafta da kalanlar var. Böyle bir bölmeyle ayrılıyor. Odam dediğim gibi çok büyük değil ama mutfağı ve lavabosu da içerisinde, tuvaleti de içerisinde yani. Aynı zamanda bir küçük yatak var. Kompakt bir yer diye düşünüyorum. İhtiyacımı karşılıyor. Böyle. Evet, umarım anlattığım bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz soruları gidermeye katkı sağlamışımdır. Yine de aklınızda bir soru olursa veya istediğiniz bir konu olursa, anlatmamı istediğiniz, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz bir soru olursa lütfen yorumlarda belirtin. Çünkü video konusu seçmek de çok kolay olmuyor. Eğer özellikle merak ettiğiniz bir şey varsa en azından faydalı olması için o konuyu tercih ederim. Şimdiden bütün yorumlarınız, bütün desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.